normal ziynet, sağlam altınlar. Buna hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Şöyle karartalım. Karar, karar. Şu şekilde bakın abi. Bu hali alır. Ondan sonra bunu aside atarız. Yan yana atarız. Şöyle koyduğumuz zaman abi. Bunun üstündeki kaplamadan dolayı şişti bak. Şunda hiçbir şey yok. Biz atölyeciler bunu hafiften böyle iyileriz. Ondan sonra böyle sürttüğümüz zaman buraya niye ilk taşına? Buna hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bu orijinal altın olduğu için biliriz. Şu şekilde. 22 er kezzap suyumuz bu. Böyle damlattığımız zaman bakın hiçbir şey kalmaz. Ama 22 er ya da herhangi 14 er hiçbir şey yapmaz, silmez bu. Sön ve altını bu şekilde ayırt ediyoruz. Şu ilk baştaki tavladığımız zaten kaplamadır. Belli oluyor bakın şöyle baktığımız zaman. Şu şekilde asit attığımız zaman şu şekilde kabarma yapıyor ve içinden böyle parçalar çıkıyor bakın abi, imitasyon olduğu için. Fiyatların yükselmesiyle birlikte altın sahtekarlığının, altın ikinci baskı yapanların, merdiven altı altın üretenlerin iştahı kabardı. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Kuyumcular bir şekilde anlıyor. Değişik yöntemleri var. Bunların başlı başına ilk önce biz elimizle bakarız, gözümüzle bakarız. Daha sonra cama atarız. Şöyle. Bakın bu gerçek altın. Bu gerçek altın. Bu da sahte. Bunun çıkardığı sese bakarız. Bu sahtelerin sesi gerçek altının verdiği sesi vermez. Bileziklerde bakalım. Şu sahte çıkardığı ses bu. Gerçek altın ses bu. Bir de görünümüne bakarız. Şimdi şöyle. İkisinin görünümü aşağı yukarı aynı. Fakat altın özgül ağırlığının çok yüksek olması nedeniyle ağır olur. Elimize aldığımızda altın olduğunu ya da altın olmadığını 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliriz. Ama bu sahte üretenler de ağır madenlerden yapmaya başladılar. Bu sefer biz sertliğine, yumuşaklığına bakarız. Şöyle örnek olarak göstereyim. Şu iki altının görünüşlerde hemen hemen aynı. Tartarız. Bakar mısınız? 11.18 geliyor. Çünkü özgül ağırlığı çok hafif. Bu gerçek altın. Bunun ağırlığına bakalım aynı görünümde. 26.04 geliyor. Şuna bakalım. Çok gösterişli. Altın görünümünde ama sahte. Bunun ağırlığına bakalım. 25.40. Bunun ağırlığına bakalım. 26. Yani gerçek altın 26 gram gelirken bu 25.50 falan geliyor. Görünümlerde böyle. Hemen hemen iki katı kadar gösterişi var. Bunun dışında biz ateşte tavlıyoruz. Ateşe veriyoruz. Oradan anlaşılıyor. Mihenk taşına sürüyoruz. Mihenk taşına sürünce bıraktığı izi, sahte altını sürünce iz çıkıyor. Ama gerçek altını mihenk taşına sürersek izini kesinlikle çıkaramıyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günler bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu açılıyor. Nişanlar yapıldı ya da yeni yapılıyor ve düğünler başlıyor. Düğün altınları, düğün alışverişlileri yapılıyor. Düğün salonlarında Eylül'e, Ekim'e kadar yer yok, tamamen dolu. Tabii insanlar altın almayı ve altının düzgün olmasını hakkıyla talep etmekte. Biz diyoruz ki bildiğiniz yerden, güvenli yerlerden altın alın. Hastane önünde 20 milyarlık, 50 milyarlık altını diyor adam, ben sıkıştım, işte hastam var falan, şunu sana 5 milyara vereyim. Kesinlikle böyle bir yola başvurmasınlar. Şunu söyleyebilirim, altın ucuz olmaz. Altın altındır. Dünyanın her yerinde onsla alınır satılır. Değeri bellidir. Ucuz altın almayın. Altını ucuz veriyorlarsa şüphelenin. Cami önünde, hastane önünde ya da böyle ayaküstü kesinlikle altın almayın. Daha çok böyle
altın saat bu diyorlar. Bunun değeri 50 milyar. Sana ben 5'e vereyim. Kesinlikle ucuz altın almayın. Altın ucuz da olmaz. Çünkü dünyanın her yerinde fiyatlar aynı. Şu normal altın var. Bunu yok eder. Bir iki yer hiçbir şey yapmaz. Bir de çöp ürünür ya da yeşerir. Bu normal. Ama bu altında herhangi hiçbir şey yapmaz artık. Hiç etkilemez bile. Sürdüğü zaman hiçbir şey etkilemez. Şu şekilde, şu da şu şekilde abi. Şuralarında bakın, şu şekilde şişmeler olur. Kaplama olduğu belli olur. Bunu da şu şekilde kestiğimiz zaman... Bizimkini de kestik. Şu sefer de kestik. Şu şekilde abi, bak içi. Bakınız bunun hiçbir yerinde ne ayarı var, ne yapıldığı rafineri var. Ama bu 24 altın. Bunu zaman zaman biz bile ayırt edemiyoruz. Mesela insan, vatandaş geliyor diyor ki 5 milyarlık bana altın verir misin? Kesiliyor, tartılıyor, satılıyor. 3 gram 37 santim, 24 ayar altın. Bu bana satılmaya gelse şöyle, ben kesinlikle almam. 73.600 lira şu anki değeri. Yani şuna 73.600 lira veriyor vatandaş. Kandırılma, dolandırma ihtimali de çok yüksek.